İlk Söz'e hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 3 Haziran günlerden çarşamba. Evet, bugün enflasyon günü. Enflasyon gelecek. Mayıs ayına ait enflasyon rakamları Bloomberg HT araştırma biriminin yapmış olduğu ankette beklenti medyanda 20 kurumla yapıldı. %0.77 oranında bir artış. Yıllık bazda beklenti ise %10.66. Yıl sonu beklentisi bütün senede 19 kurumun vermiş olduğu rakam %8.5. Saat 10 gibi gelecek enflasyon rakamları. Bu arada Bloomberg HT Radyo'da bizi dinleyenlere de tekrardan günaydın diyelim. Artık yeni normalleşme olduğu için işlere doğru gidişler var. Şu an araştırında bizi dinleyenlere de tekrardan günaydın diyorum. Hemen bakalım haberlere neler var haberlerimizin özetlerinde. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 786 kişiye yeni tip COVID-19 tanısı konulduğu 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vaka sayısı 165.555 ve can kaybı da 4.585 kişi oldu. Sağlık Bakanı Koca riskin devam ettiğini unutmayalım, salgın sona ermedi, tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz dedi. Rekabetin korunması kanununda değişiklik teklifi meclis komisyonunda kabul edildi. Teklif, rekabetin korunması hakkında kanunun birleşme veya devralma bölümünde değişiklik yapıyor. Hakim durum testi yerine Avrupa Birliği hukukunda uygulanan etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi getiriliyor. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ihracat Mayıs'ta koronavirüs etkisiyle yıllık %40.9, ithalatta %27.7 oranında düştü. Böylece Mayıs ayında dış ticaret açığı yıllıkta %104.2 artışla 3.44 milyar dolar oldu. Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Mayıs ayına göre %2.4 azaldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre bu yılın ilk 5 ayında ise toplam pazar 2019'un aynı dönemine göre %20.1 büyüme kaydetti. Dünya Bankası'ndan COVID-19 nedeniyle gelişmekte olan ülkeler için kalıcı hasar uyarısı geldi. Banka, Küresel Ekonomik Beklentiler raporunun analitik bölümlerini yayımladı. Rapora göre gelişmekte olan ülkelerde potansiyel üretimle iş gücü verimliliğinde azalma olabilir. Bu arada bugüne şöyle bir baktığımızda, göz attığımızda az önce bahsetmiş olduğum gibi saat 10'da enflasyon verisi bekliyor olacağız. Bugün yine 17'de Amerika'dan bir veri var. Nisan ayına ait dayanıklı mal siparişleri ve fabrika siparişleri verileri Türkiye saatiyle saat 17'de açıklanacak. Kanada Merkez Bankası ise Türkiye saatiyle saat 17'de faiz kararını açıklayacak. Orada politika faizi şu an %0.25. Politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Bu arada Merkez Bankası Başkanı değişecek. Son toplantı olacak. Bugünkü bu Merkez Bankası Başkanlığı yapan Stephen Poloz'un yerine Tiff Macklem geçecek. Bu detayı da aktarmış olalım sizlere. Peki başka neler var? Onu da hızlıca bir aktaralım size. Hindistan'da Mayıs Hizmet Bileşik PMI gelecek bugün. Ayrıca İngiltere'de Mayıs Hizmet Bileşik PMI'ler, PMI verilerinin geldiği bir gün. Avrupa Birliği'nde Nisan ayına ait üretici fiyat endeksi gelecek. Yine Nisan ayına ait işsizlik verisini bekliyoruz. Yine bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Mayıs ayına ait ADP açıklanacak. Ve Mayıs ayına ait Birleşik PMI'ler, hizmet sektörü için konuşuyorum, imalat PMI'leri açıklanmıştı. Ve Avrupa'da, Amerika'da yine Nisan fabrika siparişleriyle ISM imalat dışı açıklanacak. Dayanıklı mal siparişleri verisinde yine açıklanacak veriler arasında görebiliriz. Bu arada hemen tabii Borsa İstanbul'a geçelim. Borsa İstanbul'da işlem hacmi de yine yüksekti. 16 milyar TL olarak gerçekleşti. Hala yerliler piyasada. Yabancı girişi çok zayıf da olsa, az olsa da var. Ama endeks 108.097 seviyesinde önemli bir seviyede kapanış gerçekleştirdi. Bundan sonraki süreçte Borsa İstanbul için analistlerin belirttiği rakamlar yukarıda direnç olarak 109.000 ve 111.000 seviyeleri var. Aşağıda destek seviyesi de 106.000 seviyesi olarak belirtiliyor. Tabi dünyadaki gelişmeler, dün itibariyle Avrupa Amerika borsalarındaki pozitif seyir, TL'nin güçlenmesiyle birlikte Borsa İstanbul'da primli kapanış gördük. %0.77 bir primi var. Bu arada en fazla yine değer kazanan sektörlerin başında gayrimenkul yatırım ortaklığı geliyor. En fazla değer kaybı da ulaşım sektöründe gördük dün
itibariyle. Bankacılık endeksinde çok ciddi bir yükseliş yok. Şu an bankacılık endeksine yabancı girişi olmadığını görebiliyoruz. Zaten yabancılar Borsa İstanbul'a ilk girdiğinde genellikle bankacılık hisseleriyle giriyorlar. %0.38'lik bir kazanç var orada. Dolayısıyla yükseliş biraz sınırlı kaldı. Holding endeksi taşıdı diyebiliriz aslında. %2.59'luk bir prim vardı. Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün bir hamlesi oldu. Faizleri düşürdü, vadeyi uzattı. Toplam fonlamanın vadesini uzattı. Bilindiği üzere bu pandemi döneminde tüm dünya merkez bankalarının tamamında önce faizler indirildi, arkasından parasal genişlemeye gidildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da aynısını gerçekleştirdi. Faizleri indirdi. %10'lardan %8.5'lara çekti. %8.25'lere bu süreçte. Bunun dışında parasal genişlemeye de gitti. Ve bunun yanında gecelik repo faizleriyle ve açık piyasa işlemleriyle yine piyasayı dengelemeye çalışıyor. İşte bu hareketlerden bir tanesi de bu oldu. Merkez Bankası vadeyi uzatarak faizlerini indirmiş oldu. Türkiye'deki yıllık tahviller %8.14 biliyorsunuz aktif rasyoda bu pazar günü BDDK sitesinde, internet sitesinde yayınladı. Formül aynı ama katsayılar değiştirildi. Bunun etkisi de tabii faizlerde, özellikle kısa vadeli faizlerde gördük, %8'lere kadar geriledi. Ancak uzun vadelilerde çok ciddi bir hareket yapmadı. %11.62. Bu arada şunu da aktaralım. CDS'lerimizde de bir gerileme var. Dolarda olduğu gibi ki şimdi doları da göreceğiz. CDS'ler 600'ün üzerinde 2 aydır devam ediyor. Bu pandemi süresince CDS'lerin yüksek orandaydı. 509 seviyelerine kadar geriledi. Normalde 300-370 bandındaydı CDS'lerimiz. Aslında daha da aşağıda olması gerekiyor. Daha geçmiş yıllarda biz 200'lere de gördük bu arada. Hemen burada enflasyon açıklanacak dedik, bir yorumu da sizlere aktarayım. Robobank Gelişen Piyasalar Stratejisti Metris'ten bir enflasyon yorumu geldi. Bloomberg HT'ye bir açıklama yaptı. Bu açıklamada iki unsurdan bahsediyor. Şöyle, Türkiye'de enflasyonu iki unsur etkileyecek diyor. Bunlardan bir tanesi dezenflasyon süreci var dünyanın tamamında ve pandemi dolayısıyla güven eksikliğinden üretici tüketicilerde henüz talepte zayıf bir talepte bulunuyorlar diyelim daha doğrusu. Bu da enflasyonun aşağı yönlü baskılıyor. İyi bir gelişme ama bunun yanında diğer unsur TL'nin zayıf kalıyor olması. TL'nin zayıf kalıyor olması Türkiye'de enflasyon üzerinde yukarı doğru bir baskı yapıyor diyor Robobank stratejisti ve diyor ki bunlardan, bu iki unsurdan hangisi bakalım enflasyon üzerinde etkili olacak? Onların beklentisi yıl sonunda %10, ancak Mayıs enflasyonu aşağı yönlü şaşırtabileceğini de ifade ediyor ki bugün Mayıs ayı enflasyonunu alacağız. Dolar tarafında gerileme var. Hızlı bir gerileme olduğunu da aktaralım. 6.80'lerin üzerine hareket etmekteydi. Geçtiğimiz hafta 6.70'in altını bir denedi. Ancak tekrar 6.80'in üzerine atmıştı. Dün itibariyle baktığımızda 6.70'li seviyelere geldiğini gördük. Bugün de yatay bir başlangıç yaptı dolar TL tarafına. Dolar TL'yi yakından takip edeceğiz. Eğer ki uzmanların belirttiği işler yolunda gider, haber akışı doları desteklerse 6.25 seviyesi aşağıda direnç destek olarak duruyor. Euro TL tarafında 7.52 seviyesini görüyoruz. Orada da yatay bir başlangıç var. Sepet kurda tabi doların gerilemesiyle beraber yatay bir başlangıç yattı. 7.11.36. Dolar endeksinde baktığımızda ise 97.4 seviyesi var. Euro dolar paritesi yalnız uzmanların uyarısı vardı hatırlarsanız. Yukarı doğru bir ivmelenme yaşanabilir demişti euro dolar paritesi için ki 12.08'lere kadar yükseldiğini söyleyebiliriz. Avrupa borsaları da aslında imser bir havadalar. Onu aktaralım. Bu arada bir iki detay var Avrupa ile ilgili. O iki haber başlığında size aktarayım. UBS 4,5 milyar euroluk bir cezası vardı Fransız mahkemenin verdiği. Nedeni ise kendi müşterilerinin fonlarını offshore hesaplarında tutmalarına yardımcı olmaları. Bununla ilgili 4,5 milyar euroluk bir ceza almışlardı. Temyizi 9 ay bekleyeceği de ifade ediliyor UBS'in haberinde. Yine Fransa'dan arka arkaya açıklamalar gördük. Dün Fransa'dan bir açıklama gelmişti büyüme rakamına dair. %11'lik bir daralma bekliyorlar yıl boyu. Ancak şöyle de bir açıklama da var. Onu da söyleyelim. Fransa Maliye Bakanı'nın açıklaması Lamier. Zaten %11'lik genel olarak
daralmayı da kendisi ifade etmişti. Virüsün faturası vergi artırımı getirmeyecek diyor. Daha önceki ezberleri bozacaklarını ifade ediliyor. Pandemi dolayısıyla biliyorsunuz zayıflayan şirket bilançoları var ve ülkeler maliye politikalarıyla ve para politikalarıyla şirketleri desteklemeye çalışıyorlar ve bu da fazla bir bütçe açığına neden olmakta ve ülkelerde bir şekilde bunu fonlamak durumunda. İşte Fransa'da ben bunu vergileri artırarak yapmayacağım diyor ama nasıl yapacak takip ediyor olacağız. Şimdi Avrupa piyasaları günü normalleşmeye dair iyimserlikle pozitif kapattı. Londra borsasında %0,87 primdi. Birazdan Ceren'e döneceğiz. Ceren'den de detayları alacağız. Paris'te %2'lik bir artış var. En fazla artış Almanya'dan geldi. %3,75. Bu arada Almanya'da vaka sayıları artıyor. En son 342 vaka görüldü. Güney Kore'de de artışlar var. Çin'de sadece bir vaka var. Bu detayı da verelim. İtalya borsası 19 bin lira yaklaştı. %2,42 primle. ABD piyasalarına bakalım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin ki birazdan hocamız Profesör Burak Arzova ile konuşacağız. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda oradaki siyahi bir vatandaş George Floyd polis tarafından öldürülmüştü. İşte bu nedenden dolayı protestolar başlamıştı. Bu protestolar eşliğinde şiddet ve yağmalama olaylarını da görüyoruz. Bu arada bir detay da verelim. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili Washington bölgesine yaklaşık 1600 asker konuşlandırıldı. Fakat bu Washington'ın içinde değil, dışında bekliyor. Şu ana kadar bu protesto olayları çıktığı günden itibaren şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm ülkenin tamamında 100 bin ulusal muhafız görevlendirildi. Ulusal muhafızları zaten Trump da askeri çağırmakla tehdit etmişti geçtiğimiz günlerde. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan geldi açıklama. 82. Hava İndirme Tümeni'nin bulunduğu Fort Bragg ve 10. Dağcı Tümeni'nin bulunduğu Fort Drum kışlalarından yaklaşık 1600 askeri tedbir amaçlı Washington bölgesinde konuşlandırdık diyor ama Washington'ın içinde olmadığını ifade etti. Sevk edilen askerlerin sayısında yaklaşık 1600 olduğunu söyledi. Ulusal muhafızlardan bahsediyorum. Herhangi bir duruma karşılık daha önce bu bahsettiğim ulusal muhafızlar, bu bölgelerden gelen ulusal muhafızlar Irak'ta konuşlandırılmıştı. Bu detayda haberin içerisinde var. ABD borsalarında Dow Jones'ta %1,05'lik bir artış görüyoruz. S&P tarafında 3080 son 12 haftanın en yüksek seviyesi, %0,82'lik bir prim var S&P 500'de. Nasdaq tarafında %0,59, 9608 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Bu arada S&P 500'de 3250 seviyeleri de beklenti dahilinde dün aktarmıştık. JP Morgan, Goldman Sachs gibi çoğu yatırımcı kuruluş aslında aşağı doğru çekmişlerdi beklentilerini ama şu son gelişmeler ışığında piyasaların pandemi sonrası ya da ekonomilerin pandemi sonrası normalleşme haberleriyle birlikte piyasalarda iyimser bir havanın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Vadelilere bakalım bu arada nasıl başladı. Vadeliler aslında Nasdaq'ta biraz yatay başlangıç olmasına rağmen Dow Jones ve S&P vadelilerde hafif artışlar var. Bu arada piyasa uzmanlarının ve genel olarak dünyadaki yatırım şirketlerinin aktarmış olduğu genel bir görüş var. O da pandemi sonrası normalleşen ekonomilerin yani ekonomilerin normalleşmesiyle birlikte piyasaların bunu daha çok satın aldığını, ABD Çin arasındaki gerilimin biraz daha yumuşayacağını bekliyorlar. Ama bunun dışında tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bu protestoları, yağma ve şiddet olaylarında gözün ucuyla piyasalar takip ediyor. Asya tarafına göz atacağız. Asya piyasaları açık şu anda. Saat 9'dan sonra kapanacak Japonya borsası. Artılarda gördüğü üzere en fazla artı Kospi'de var. %2,75'lik özür dilerim bir prim görüyoruz. Hong Kong'da %1,18 var. Yine Şangay'da %0,5'lik bir prim varken Nikkei endeksinde %0,92'lik bir prim olduğunu da söyleyebiliriz. Ve devam edelim biz emtia tarafında. Emtia'da da bir iki haberi de aktaracağım. Norveç 10 milyar dolarlık petrol teşvikini artırabilir haberini sizlere aktarayım. Muhalefet istiyor bunu. 10 milyar dolarlık teşvik paketinin yaklaşık 100 milyon kron yapıyor bu da. Orada tabii petrol şirketlerin durumu çok iyi değil. Nisan ayı içerisinde kara Nisan yaşanmıştı hatırlayacak olursanız petrol fiyatlarında. NYMEX'de eksi 40'lara gelmiştik. Brent petrolde 15,98 dolara kadar düşmüştü ama 30 doların üstüne attı Haziran ayı itibariyle Mayıs sonundan sonra.
Dolayısıyla Norveç'te de bu petrol üreten şirketler üretim biraz daha azaltma ve gelirlerini, giderlerini azaltma yönünde hareket etmekteler. İşte Norveç'te petrol teşvikini artırmak için 10 milyar dolarlık bir destek çıkılmasını istiyor. Bu arada birkaç gündür konuşuyoruz ki Ersoy Erkazancı Dubai'den bize aktaracak yine detaylarını. OPEC toplantısı 9-10 Haziran tarihlerinde yapılacak normal şartlar altında. Dördüne gelir mi diye düşünüyorduk. Açıklama geldi OPEC'te. 179. Bakanlar Toplantısı'nı 9 Haziran'da yapacak OPEC Plus ülkeleri. Yani 23 ülke var bu OPEC Plus ülkelerinde. Bu 23 ülkede 10 Haziran'da bakanları bir araya gelecek. Pandemi döneminde hatırlayacak olursanız Mayıs ayıyla Haziran'ın sonuna kadar 9.7 milyon varillik bir kısıntıya gidilme kararı alınmıştı. İşte bu kararın uzatılması arzusu var. Altında 1725 ons dolar, 10.003 artıda. Bu arada gram altın 376'lara kadar gevşemişti. Gümüş tarafına bakıyoruz, %0.28 satıcılı. NYMEX 37 dolar 59 sent, %2,12 oranında primli. Brent petrolde 40 dolar 60 durumda, %1,26 primi var. Şimdi bu detayları aktardıktan sonra hemen biz Londra'ya, Ceren Dilekçi'ye gidelim. Bakalım Avrupa'da son durum ne? Avrupa borsaları 3 ayın zirvesine çıktı ve günü sert yükselişlerle tamamladı. Almanya borsası yükselişlere öncülük etti. Almanya borsası günü %3'ün üzerinde primlerle tamamlarken İtalya ve İspanya borsasında %2'yi aşan primler gördük. Tabii bu iyimserliğin temel nedeni Avrupa ekonomilerinin yavaş yavaş açılıyor olması ve bunun yanı sıra teşvik beklentileri. Almanya hükümeti 100 milyar euroya varan ikinci teşvik görüşmelerinde bulunuyor. İkinci teşvik paketi görüşmelerinde bulunuyor. Almanya Başbakanı Merkel koalisyon liderleriyle görüşmelerde bulundu. Fakat koalisyon ortakları teşvik paketi üzerinde bugün bir nihai anlaşmaya varamadılar. Özellikle otomotiv alımlarını teşvik etmek için prim ödemeleri ve şirketler için vergi teşvikleri konusunda anlaşma sağlanamadığı belirtildi. Fakat önümüzdeki günlerde görüşmeler devam edecek. Diğer yanda baktığımız zaman veriler cephesinde İngiltere'de konut fiyatlarında çok sert düşüş yaşandığını gördük. Mayıs ayında %1,7'lik düşüş yaşandı. 2009 yılından bu yana en sert düşüşe işaret etti. Fransa'dan gelen açıklamalar önemliydi. Çünkü Fransa hükümeti 2020 yılı için daralma tahmininde yukarı yönlü revizyona gitti. %8 daralma tahmini. %11'e revize ettiler, -%11 şeklinde ve önümüzdeki dönemde vergi artışının Fransa'da söz konusu olmayacağı belirtildi. Peki o zaman bir de New York'a gidelim. Melike Ayhan oradaki detayları bize aktaracak. New York'tan selamlar. ABD borsaları dün alımı tercih etti. Dow Jones 230 puan birden fırladı. Ve o hal yasağına rağmen nedir? ABD'nin 40 şehrinde o hal ilan edildi. Çünkü yağmalamalar, şiddet dolu gösteriler hemen hemen tüm eyaletlere yayıldığı için. Siyahi George Floyd'un polis gözetiminde hayatını kaybetmesiyle birlikte başlayan bu ayaklanmalar, Trump'ın da askeriye devreye geçirmem lazım demesine, valileri uyarmasına, bu protestocuları tehdit etmesine sebep oldu. İşte böyle bir günde dün itibarıyla Dow Inc, Caterpillar, Amex, American Express, Home Depot, Exxon gibi ağır toplar Dow Jones'u yukarı çıkardı. Zaten bu hisselerdeki 1 dolarlık bir oynama endeksi 6.86 dolar yukarı çıkarır veya aşağı indirir. Teknoloji düşerken silah yapımcıları rallideydi Trump'ın duyurusundan sonra. Zuckerberg'ün de başı dertli çünkü Jack Dorsey gibi, Twitter'ın CEO'su gibi Trump'ın biraz da kışkırtıcı tweetlerine karşı gelmediği için 45 bin çalışanı hala onu protesto ederken Zuckerberg geri adım atmadı. Petrol yukarı çıkarken dolar değerini kaybetti ve Pfizer'de 500 milyon dolarlık biyotek firmalarına yatırım yapacağını söyledi. Evet, böyle bir günde risk iştahı yüksekti diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Biz de yurt içinde bir haberle devam edelim. Enflasyon rakamları açıklanacak. Mayıs ayına ait bu enflasyon rakamı bugün saat 10'da gelecek. Bloomberg KT araştırma biriminin yapmış olduğu ankete 20 kurum katıldı. Bu kurumda aylık bazda %0,7'lik bir yükseliş bekliyor. Bloomberg KT araştırma bölümünün 20 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği Mayıs ayı enflasyon beklentilerine ilişkin anketi sonuçlandı. Ankete katılan kurumların medyan beklentisi Mayıs'ta tüketici fiyatlarının bir önceki aya göre %0,7,
geçen yılın aynı dönemine göre ise %10,66 artması yönünde oldu. Ankette en düşük beklentiyi paylaşan kurum, Mayıs'ta enflasyonun aylık bazda %0,53, yıllık bazda %10,5 artmasını bekliyor. En yüksek beklentiyi paylaşan kurumsa yine bu dönemde enflasyonda aylık %1,3, yıllık %11,3 düzeyinde artış bekliyor. 19 kurumun tüketici fiyatlarında medyan yıl sonu beklentisi ise %8,5 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu, tüketici ve üretici fiyatlarında Mayıs ayına ilişkin gelişmeleri 3 Haziran'da açıklayacak. Evet, Profesör Burak Arzova, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi karşımda. Hocam iyi sabahlar diliyorum. Günaydın, iyi sabahlar Zeliha. Şimdi öncelikle enflasyonla isterseniz başlayalım. Sonra zaten Amerika'yı bol bol konuşacağız gibi görünüyor. Oradaki durum endişe verici. Enflasyon tarafında sizin beklentinizi öğrenebilir miyim? Ben de enflasyonun herkesin beklediği şekilde geleceğini düşünüyorum. Ve böyle de oluyor zaten aylardır. Yani piyasa beklentisi neyse enflasyon da hiç şaşırtmıyor ve ona uygun bir şekilde geliyor. Dolayısıyla benim de beklentim aslında 0,7-0,8 aralığında bir veriyle bu ay gelmesi. Her ne kadar İstanbul endeksi, yani İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan endeks bir parça bu ay yukarıda olmuş olsa da genel Türkiye'yi yansıtan TÜİK endeksinin ben bu ay herkesin beklediği aralıkta geleceğini düşünüyorum ve enflasyon bu seyirde devam edecek. Şimdi Rabobank'ta analist Metin'in bir açıklaması oldu. Türkiye'deki enflasyonun iki unsuru olduğunu ifade ediyor. Bunlardan ilk unsur şu diyor: dezenflasyon süreci var dünyanın tamamında. Pandemi dolayısıyla tüketici güveni azaldığından pandemi geçmeden talebin çok artacağını düşünmüyorlar. Bu unsur da tabii enflasyon aşağı doğru geçebilir Türkiye'de. İkinci unsur için ise tabii TL'nin zayıflığı bir risk diyor Rabobank. Bu TL'nin zayıflığının risk olması dolayısıyla orada da yukarı yönlü bir baskı yaratıyor açıklamasını görüyoruz. Analizini görüyoruz Bloomberg KT yapmış olduğu açıklamada. Bu iki unsurdan hangisinin olacağını göreceğiz diyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu noktada? İkili bir durum. Bir aşağıdan bir yukarıdan çekiyor bu unsurlardan. Doğru ama Rabobank'ın bir analizine katılmayacağım. Onun ne olduğunu söyleyeceğim. Bir tanesi doğru. Dünyada bir dezenflasyon süreci var. Çok normal. Çünkü pandemi sürecinden geçiyoruz. Özellikle bütün dünyanın her yerinde faaliyetler durdu. Yavaş yavaş artmaya başlıyor. Ve en iyimser beklentilere göre de yılın sonuna kadar bu aktivitelerin daha canlı hale gelmesi. Daha kötümserleri bunu 2022'nin neredeyse birinci çeyrek sonuna kadar taşıyorlar. Dolayısıyla burada özellikle insanların dışarıya çıkmamaları, dışarıya çıkmaktan imtina etmeleri ve harcama yapmamaları enflasyonun üzerindeki en önemli baskılardan biri olan talep unsurunu ortadan kaldırıyor. Buna katılıyorum. Fakat katılmadığım bir nokta, Türkiye açısından baktığımızda kur evet yukarıda idi. Hatta 7.27'leri gördü, daha sonra geriye geldi. Şu anda da bir düşme eğiliminde. Bu henüz fiyatlar üzerine baskı yaratabilecek kadar büyük bir artış değil. Şu anki en azından geçirmiş olduğumuz süreç açısından baktığımızda. Bir ikincisi, Türkiye'nin kendi özelinde özellikle geçen yıldan büyük enflasyonun Türk tüketicileri ve hane halkı üzerinde yaratmış olduğu etkiden dolayı bir gelir kaybı söz konusu. Bu gelir kaybı telafi edilemedi. Çünkü tam çarklar yavaş yavaş dönmeye başlarken pandemi krizi ortaya çıktı. Ve iş yerleri kapandı. Aylardır ilk defa açılan iş yerlerini görüyoruz. Örneğin restoranlar gibi. Dolayısıyla insanların elinde zaten tüketebilecekleri miktar gelir anlamında son derece düşük seviyede. O nedenle ben bu anlamda Türkiye'de kurun daha fazla baskı yapma ihtimalinin, özellikle fiyatlar üzerine yansıtılma ihtimalinin bu gelirdeki azalıştan dolayı çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Çünkü netice itibariyle fiyatlar daha da arttırılırsa zaten durma noktasına gelen iş dünyası bu artan fiyatlarla beraber mallarını satamayacaklar ve işin içinden tamamen çıkılmaz bir duruma gelecek. Dolayısıyla ben bu beklentisine Rabobank'ın katılmıyorum. Ama doğrudur, dünyada tamamen bir dezenflasyon süreci var. Türkiye'de bunu yaşıyor ve yaşayacak. Fiyatların aşağı doğru gelebileceğini, ama bizim buradaki kırılma noktamız özellikle tek haneli enflasyon görebilir miyiz konusu. Bunun çok kolay olamayabileceğini, özellikle gıda fiyatları üzerindeki artışın devam etmesiyle beraber bunun çok kolay olamayabileceğini gördük. Sanıyorum ki gene benim kişisel görüşüm,
bu tek haneye düşemeyebiliriz. Ama Türkiye'de enflasyonun düştüğünü, yıl sonu itibariyle yaklaşık olarak 10,5'lar civarında ya da 10,2'ler civarında bir enflasyonun olası olduğunu en azından şu anki verilere göre. Tabii Mayıs'ta gelecek olan enflasyon bunu daha farklı şekilde bize söyleyebilir. Beklentilerin altında gelirse eğer o zaman belki tek haneye ulaşma ihtimalini konuşabiliriz. Ama şu an için imkansız değil ama zor olduğunu düşünüyorum tek haneli bir enflasyonun yıl sonu itibariyle. Şimdi dış ticaret rakamlarını da aldık. Bir de dolarda dün bir gerileme gördük. Dış ticaret rakamlarında %104.2'lik bir artış var. İhracatta daralma var. İthalatta keza %27 civarında bir rakam gördük. Şimdi Özlem Derin Şengül de bununla ilgili dün Barış'ın konuydu. Ki burada yapmış olduğu açıklamada Türkiye'de son bir ayda, daha doğrusu yılbaşından bugüne bakıldığında yabancı yatırımcıda 10 milyar dolarlık bir çıkış olduğunu ama Türkiye'nin 170 milyar dolarlık bir dış finansman açığı da olduğunu ifade ediyor. Bu riski de söylüyor. Bir haber izleyelim hocam, arkasından ihracat rakamları ve dolara da konuşalım. İhracat tarafında önemli bir gelir kaybımız var. Turizm tarafında önemli bir gelir kaybımız var. 10 milyar doların üzerinde son 52 haftalık, son bir yıllık perspektiften yabancı yatırımcı çıkışı var ve devam ediyor. Şimdi belki hani bir parça toparlanacak ama yine de o taraftan bir döviz kaybımız var ve buna karşılık 170 milyar dolara, 160 küsur milyar dolarlık bir dış finansman açığımız var. Hani dedi ya, riskler ne yani önümüzde? Tabii, aynen. Dediğimiz zaman temel faktörler yerli yerinde duruyor maalesef ki. Bunun düzelmesi için de iki tane önemli konu var. Bir tanesi sınırların kademeli ve de sağlıklı bir şekilde, sorunsuz bir şekilde açılıp, ticaret anlamında konuşuyorum sınırların tabii, ticaret aktivitesinin yavaş yavaş kendine gelmesi. İkincisi de sermaye girişinin önündeki engellerin yine kademeli bir şekilde, kontrollü bir şekilde kaldırılması ki dünyadaki bol likidite ortamından Türk varlıkları da faydalanabilsin. Peki. Bunlar gerçekleşirse biz belki kurda, evet, 6.50'lere doğru bir hareket, belki yıl sonuna doğru hep söylediğimiz şey, riskler yukarı yönlü, 7'ye doğru hareket olacaktır. Benim şu anda 6.90 yıl sonu kur beklentim örneğin. Ama bu söylediğim iyimser senaryo gerçekleşirse biz yıl sonunda, yılın son çeyreğinde 6.50'ler, belki biraz daha altında bile bir kurla yılı bitirme şansımız var. Hocam ihracat rakamları ve dolar da konuşalım. Şimdi beklenen bir durum zaten bu bütçe, dış ticaret açığının bu rakam gelmesi 3.44 milyar dolar oldu. Öncelikle biz şöyle bir bakan da açıklama yaptı gerçi, en kötüsü geride kaldı Mayıs ayı için diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ülkelerde yavaş yavaş pandemi azaldığı için ya da ekonomileri kaldıramadığı için yavaş yavaş ekonomilerini açmaya başladılar. Biz Mayıs'ta en kötüsünü mü gördük sizce? Bunu söylemek için çok erken olduğunu düşünüyorum Zeliha. Çok iddialı bir söylem. Çünkü işte az önce sen de haberler öncesinde söyledin. Avrupa'da özellikle ve dünyanın her yerinde ikinci dalga gelme ihtimali hala çok yoğun. Çünkü bir anda açıldı her yer. Bu pandemi herhangi bir şekilde çözülebilmiş değil. En azından aşı falan da bulunabilmiş değil. Dolayısıyla eski neyse şu anda sadece sayıların azalmasından dolayı herkes sokaklarda. Türkiye'de de bu çok yoğun bir biçimde gözüküyor. Dolayısıyla sayılar artmaya başlıyor dünyanın birçok yerinde. Yani Çin'e falan bakmamak lazım. Bunlar zaten veri vermiyorlar dünyaya. Dolayısıyla o veriler son derece yanıltıcı ama daha veri güvenliğinin yoğun olduğu ülkeler, örneğin Almanya gibi, örneğin İtalya, İspanya gibi ülkelerde bunun Almanya'da mesela sayının artmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla daha en kötünün sonlandığını söyleyebilmek için çok erken. Evet, açılmaya başladı, bir hareketlenme var ama ihracat açısından baktığımızda o açılma olduktan sonra ihracattaki olumlu gelişmelerin Türkiye'ye yaklaşık 2 ay sonra yansıması beklenir genel itibarla. Dolayısıyla biz eğer her şey olumlu giderse Mayıs ayındaki açılmanın Temmuz'daki rakamlara yansıyabileceğini göreceğiz. Dolayısıyla bu biraz daha erken bir söylem. Şu anki verilere baktığımızda biraz Özlem'in söylediklerinden de hareket ederek şöyle söylemek istiyorum. Tamamen katılıyorum söylediklerine. Fakat yani dünyada öyle bir büyük bir parasal bolluk şu anda yok. Var gibi gözüken parasal bolluğun, yani bunun kaynağı tamamen Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Fed kaynaklı büyük bir parasal genişleme ortaya çıktı. Fakat bu verilen parasal genişleme geçen seferki yaşamış olduğumuz krizden daha farklı olarak bir kere küçük orta boy işletmelere verildi ki bunların durumları
felaket durumda Amerika'da. Bir kısım özellikle insanlar hayatlarını idame ettirebilsinler diye verildi. Ve bir kısmı da şu anki olayların belki birazdan konuşacağız aslında altında yatan temel sebeplerden biri olarak gözükebiliyor. Bu 40 milyon civarında işsiz olması dolayısıyla insanların işsizlik maaşı başvurularına gitti. Yani geçen seferki ortaya çıkan kriz 2008 krizi bir finansal krizi, bir mortgage kriziydi. Bu seferki bir reel sektör krizi. Bir kere bunu ayırmamız gerekiyor. Burada verilen paralar çok yüksek miktarlarda tarihin gördüğü en büyük parasal genişlemesi. Ama bu büyük oranda Amerika'nın kendi içerisinde tüketilecek olan bir para. Dolayısıyla gelebilecek olan, bizim gibi olan ülkelere gelebilecek olan para miktarı burada geçen seferkinden çok daha kısıtlı. Üstelik bu sefer gelirken bu para daha henüz risk iştahı tam olarak artmadı dünyanın tamamında. Daha seçici olarak gelebilecek ve bizim geçen seferden bir farklı olarak bu sefer biraz daha serbest piyasa ekonomisinden ayrışan bir yönümüz de var. Yani yatırımcıların Türkiye'den çıkıyor olmasının, uzun zamandan beri çıkıyor olmasının temel sebeplerinden bir tanesi de daha yatırımcı dostu olmayan bir modele dönüyor olmamızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Bu bizim en büyük riskimiz. Bütün riskler bir yana, yani işte ihracat normale dönebilir ya da ticaret tekrar artar, turistler de gelir, ülkemiz son derece güzel ama eğer bir kere serbest ticaret veya serbest piyasa ekonomisi şartlarından yavaşça çıkmaya başlarsan yatırımcıyı ikna edebilip de tekrardan buraya getirmek çok zor. Yani nedir serbest piyasa ekonomisi şartlarından ayrılmak? İşte örneğin BDDK tarafından her dakika yapılan değişik farklı düzenlemeler, işte döviz alımına getirilen kısıtlamalar, bu her ne kadar satım yönlü olmasa da alım yönlü getirilen vergiler, bunlar çok yatırımcının, özellikle yabancının hoşlanmayabileceği, swap uygulamaları keza aynı şekilde hoşlanmayabileceği unsurlar. Dolayısıyla bu kısıtlı olduğunu düşündüğüm yabancı sermaye bu sefer gelirken bunlara da dikkat ediyor olacaktır. Bunların daha az olduğu, maliyetlerin daha az olduğu ülkeyi tercih edebilir. Bu bizim bence en birinci riskimiz. İhracat konusuna baktığımızda ihracattaki daralma çok dikkat çekici. %40.3 bir daralma var özellikle ihracatta. 27 nokta küsür de ithalatta var. Dolayısıyla gene bu seneyi cari açıkla kapatacağız gibi gözüküyor. Önceki yıllar, geçen sene için olumlu bir seyir vardı dış ticarette. Ama cari açık olacak gibi gözüküyor. Buradan kur üzerine gelebilecek olan bir baskı muhtemelen olacaktır. Diğer taraftan gene özellikle Türkiye'nin her ne kadar şu anda açılıyor olsak da işte kredilerle içeride yerli turist desteklenmeye çalışılıyor olsa da bu yabancı turistin getirmiş olduğu kadar getiri getirmeyecek. İşte Rusya'dan gelebilecek olan turist sayısı bu sene çok daha az olacak. Çünkü Rusya zaten pandeminin en yoğun olduğu ülkelerden bir tanesi. Avrupa'da sınırlar tam olarak açılmadı. Onlar giderlerse eğer bence kendi işlerindeki açık olan sınırları tercih edebilecekler. Burada Güney Kıbrıs ve Yunanistan ön plana çıkan ülkeler olarak gözüküyor Avrupa Birliği içerisinde tatil anlamında. Dolayısıyla Türkiye'nin bu sene yabancı turistten alabileceği payda oldukça düşük. Bu da Türk lirası üzerine ve Türkiye ekonomisi üzerine gelebilecek olan baskılardan biri. Yani neticede şunu hep başından beri söylüyorum. Avrupa ve Amerika iyileşme emaresi göstermeden Türkiye'de iyileşme görebilmek çok kolay değil. Yani son artık bu en kötüydü, buradan dönebiliriz demek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Tabii ki kötüleri atlatmaya başladık. Artık dünya açılıyor. Ama Amerika'nın örneğin daha iyi bir ekonomik şarta dönüşmesi lazım. Orada işler pandemi bittiğinden beri veya bitmesine yakın olduğundan beri farklılaşmaya başladı. Tamamen bir içeride neredeyse iç savaş getirebilecek temel unsurlar başkan tarafından tetikleniyor. Diğer taraftan Avrupa Birliği'nde kuzey ülkeleri işi iyi yönettiler. Ama güney ülkelerinde hala da iş kaderine terk edilmiş gibi gözüküyor. Bu şartlarda Türkiye'nin bunlardan ayrık bir yapı içerisinde olabilmesi çok kolay değil. Umut ediyorum bu süreç çabuk geçer. Evet, şimdi aslında biz bu ihracatla konuşmuşken bütçe açığı ya da büyüme konusunda ya da cari açık konusunda da biraz değinelim. Selva Demiralp, Profesör Doktor Selva Demiralp dün akşam Bloomberg'de yayındaydı. Şimdi onun söylediği önemli birkaç konu var. Bu kredilerdeki büyüme
konuşuyoruz ki şimdi 3 tane kamu bankası ve katılım bankaları da kredi verecekler düşük faizle. Açıklandı bu. Geçen hafta Bakan Albayrak demişti zaten bunu ama burada Selva Hoca birkaç şeye dikkat çekiyor. Bu kredi büyümesinin diyor geneli kamudan geliyor. Özelden gelmiyor. Çünkü özel daha bakıyor. Piyasada güven var mı yok mu ona göre hareket ediyor diyor. Biraz da detay veriyor. Bir dinleyelim hocam. Arkasından bu kredi büyümesi ve büyüme konusuna da girelim. Oldukça önemli. Şu anda kredilerdeki büyümenin bileşenlerine baktığımızda iki şey dikkat çekiyor. Yani özel bankalardan değil bu kamu bankalarından geliyor. Bu ne demek? Özel bankalar henüz demek ki ekonomik şartların, sistemin yeterli kadar kredi verecek kadar güven oluşturduğunu düşünmüyorlar. Kimlere gidiyor bu? Tüketicilere mi, kurumlara mı diye baktığımızda da kurumlara gittiğini görüyoruz. Yani tüketici az önce de dediğimiz gibi o vaka sayıları yüksekken insanlar aman faiz düşmüş gideyim de kredi alayım da harcayayım demeyecekler. Yani Bernanke'nin dediği yere geliyoruz. Siz altta yatan sağlık sorununu çözümleyemeden talebi tekrar canlı hale getiremiyorsunuz. O zaman kurumlar neden bu krediyi alıyorlar kamu bankalarında? Onların da likidite sorunları var. Büyük ihtimalle borçlarını çevirebilmek amacıyla bu kredileri alıyorlar. Yani tabii ki bu önemli çünkü sular durulduğu zaman, fırtına dindiği zaman ve COVID'i arkamızda bıraktığımız zaman tekrar ülkenin üretim kapasitesinin kalıcı bir küçülmeye uğramadan kaldığımız yerden devam etmesini istiyoruz. O nedenle de bu şirketlerin gelir akışlarının, likidite ihtiyaçlarının karşılanması önemli. Ama buradan yola çıkarak bu demek ki büyüme hakkında olumlu bir mesaj veriyordur diyemeyiz. Çünkü daha fazla üretmek için değil, daha çok şirketleri ayakta tutabilmek için ben bu kredilerin kullanıldığını düşünüyorum. Evet hocam oldukça önemli bir konu aslında bu. Çünkü bu pandemi dönemi normal bir dönem değil. Hiçbirimiz yaşamadık bunu. Dolayısıyla buradan nasıl çıkacağız? Selva hocamızın söylediği gibi altta yatan problem çözülmeden zor diyor. Bizde de işte büyümeyi krediyle yapalım diyoruz ama bu hormonun büyüme mi değil mi? Büyümeyi başka nasıl sağlarız? Şimdi kredi vererek şirketlerin finansmanı, zayıflayan finansmanı olan şirketleri destekliyoruz ki tüm dünyada böyle hemen hemen aslında. Ama Türkiye kaldığı yerden devam edecek mi? Üretim nasıl olacak? Tabii bu sorular kocaman soru işareti. Bir başka yapısal sorunla mı karşılaşacağız pandemi sonrası? Sizin düşünceniz nedir hocam? Ben şöyle düşünüyorum. Yani biz her türlü bir kere yeni normalden bahsediyoruz. Şu anda yaşamış olduğumuz süreç diğer hiçbir yaşadığımız sürece benzemiyor. Bu sürecin içerisinden geçerken de yani Türkiye'de bence bizim yaptığımız bir hata şu, hastalık ne olursa olsun hep aynı ilaçla müdahale etmeye çalışıyoruz. Buradaki süreçte de hep şunu gördük, eğer büyüme zayıflıyorsa evet büyüme ile kredi aktarım mekanizması arasında bir korelasyon var Türkiye'de, çok doğru. O zaman kredi arttırırım, kredi arttırdığım zaman firmalar kredi kullanırlar, kredi kullanınca da işte tekrardan faaliyetlerine devam ederler ya da üretirler, ürettiklerini satarlar ve en sonunda da büyürüm gibi temel bir yaklaşımımız var. Bu kısmen doğru ama şu anki yaşadığımız süreç farklı. Bu yaşamış olduğumuz süreçte insanların birinci öncelikleri tüketimse eğer bunlar gıda ya da temel ihtiyaç maddeleri tüketimi. Yani şu anda örneğin bilmiyorum vardır muhtemelen ama otomobil alma ihtiyacı ya da lüks tüketim maddeleri ya da işte diğer alma ihtiyacı çok fazla var mı insanlarda? Bunu bilemiyorum. Herkes kendine bir şekilde sorabilir. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey eğer ticaretin tekrardan canlandırılması ise bu sadece kredi aktarım mekanizmasındaki kredilerin maliyetlerini düşürerek olmaz. Çünkü netice itibariyle biz bu sürece yakalanmadan önce de firmalarımız çok borçluydu. Zaten bu borçlu yapılarını çeviremediler ve bunları biz ne zaman borçlu hale getirmiştik? İşte daha önceki yaşamış olduğumuz krizlerde gene kredi aktarım mekanizmasındaki unsurlarda hem bu kredinin verilişindeki seçenekleri hafifleterek hem de aynı zamanda faizleri düşürerek bir yoğun kredi verdik. Bunun yan etkisini bu sefer mevduat faizlerinde artış olarak görmüştük o dönemde. Ve sonuçta bu bize bir şekilde enflasyon olarak da geri döndü. Fakat şimdi gene aynı metotla yaklaştığımızda zaten geçmişten kredileri yoğun olan ve bunu ödemekte zorlanan hatta ödeyemeyen şirketler bu sefer tekrardan yeniden kredi verilerek yüzdürülmeye çalışılıyor. O dönemde geçmişte yapılması gereken şey şuydu, belirli sektörler ve belirli belki de firmalar seçilerek
yola onlarla devam edilmesi, sürekli olarak krediyle yaşamayı tercih eden ve herhangi bir katma değer sağlamayan şirketlerin de zaman içerisinde doğal seleksiyona, yani tasfiyeye tabi tutularak yok olmalarına imkan tanımaktı. Bu belki birazcık sert olarak gözükebilir ama doğrusu yapılması gereken buydu. Biz bütün şirketleri yaşatmayı tercih ediyoruz ve böyle olunca da zombi şirket dediğimiz, aslında herhangi bir şekilde ekonomiye fayda sağlamayan, bir şekilde ülkenin kaynaklarını da tüketen şirketlerle yola devam etmeye çalışıyoruz ve bu da yeni ortaya çıkabilecek olan, girişimciliğe daha açık olan şirketleri de engelliyor. Bence temel sorunlarımızdan biri bu. Diğer önemli bir konu, evet kredi veriyoruz fakat bu sefer daha tehlikeli bir şey yapmaya başladık. Bu sefer bireyleri de borçlandırıyoruz. Örneğin kamu bankaları üzerinden verilen tüketici kredileri Mart'ta ilk vakanın gözüktüğü günden bugüne 30 milyar TL artmış durumda. Geçen yıla göre de 47 milyar TL artmış durumda. Özel bankalara baktığımızda bu Selva Hoca'nın söylediğine teyit edebilecek olan bir şey. Özel banka kredileri aynı dönemde 1 milyar TL'ye yakın azalmış. Devletin verdiği nakdi destek ise 12 milyar TL. Yani Türkiye borçlanıyor hane halkı anlamında. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamda hane halkının borçlanması değil, gelir artışına ihtiyacı var. Gelir olmadan bu borçları ödeyemez. Yani bugün belki ekonomiyi canlandırıyor gibi gözükebiliriz ama önümüzdeki yıllara, önümüzdeki günlere daha büyük felaket açabilecek olan bir sonuca doğru gidebiliriz. Eğer hane halkını bu kadar borçlandırırsak, dolayısıyla bu işin içinden çıkılması hale geliyor. Burada bence yapılması gereken şuydu krizin en başında, tıpkı Amerika'nın yaptığı gibi hane halkı gelirini arttırabilecek olan unsurlara ağırlık vermemiz gerekiyordu. İşte bu belki kişisel ödemeler olabilirdi ya da çalışamayanların, eğer doğrudan ödeme veremiyorsak kira yardımında bulunmak, dükkanların kapalı kaldığı süre boyunca onların kiralarını ödemek, onların SGK primlerinin tamamını devletin yüklenmesi gibi bunların birçoğunun yapılmaya çalışılırken ama bir yandan da krediyle hayatın tekrardan normale döndürülmeye çalışıldığını görüyoruz. Bence temelde bireyleri de bu kadar yoğun kredi altında boğabilecek olan bir süreci onları teşvik ederken gelecek açısından büyük bir tehlike yarattığımızı da görmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ABD Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass bu Amerika'nın liderliğinin olmadığı bir dünyada şiddeti artacağını söyledi. Bu haberi izleyeceğiz ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durumu gerçekten çok merak ediyorum. Siz oradaydınız, yapıyı çok iyi biliyorsunuz. Burada sanki piyasalar onu bir böyle kenara almış gibi gözüküyor. Bir soru işareti görmemeye çalışıyor ama şu haberimizi bir izleyelim hocam. Bir Amerika'yı bir konuşalım. Biz galiba orada biraz endişeyle izleniyor tüm dünyada. Merak ettiğim bir şey var. Şu an yerel anlamda gördüğümüz şiddeti, toplumsal huzursuzluğu, Başkan Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'nden çekilmesi fikriyle birleştirecek olursanız, ki bu arada haberlerde neredeyse yer bulamadı kendine. Ne düşünürsünüz, ne söylersiniz? ABD'nin kendini izole etmesi sizce ABD'nin dünyadaki liderlik durumunu nasıl etki ediyor? Dünyada gördüğümüz şey ABD'nin kendi tahtından feragat etmesi, basitçe bu. Geleneksel olarak 75 yıldır devam ettiğimiz liderlik rolümüzden kimse bizi almadı, kimse bizi bu tahttan indirmedi. Biz bunu kendimiz yaptık. Sayabileceğimden daha fazla anlaşmadan çekildik, daha fazla kurumdan ayrıldık. O yüzden liderliğin biz teslim ettik. Ve bunu da gösteriyoruz maalesef. Dünyaya böyle bir örnek oluşturuyoruz ve bu pandemiyle baş etmede mesela ne kadar yetersiz kaldığımızı gösterdik maalesef. Şimdi şiddetli olayların yaşandığını görüyoruz. Polis şiddeti oluyor. Biz böyle bir örnek sunuyoruz şu an için dünyaya. Dış politikanın çoğu, ya da size şu şekilde anlatayım, liderliğin iki yönü vardır. Diplomatların ne yaptığı ve başkanın yapacağını söylediği şey. Diğer bir açı da ortaya koyduğunuz örnek ve bu dünyadaki hiçbir toplumu, neredeyse hiçbir toplumu istemeyeceği bir örnek. Biz şu an maalesef gidebilecek kadar en kötü örneği oluşturuyoruz. Pekala, yeni bir kitap var, The World Introduction diye, ve içinde bir bölüm var. İsteksiz bir hiyerarşik oldu mu sizce? Bunun için öyle söyleyebilir misiniz ki tahttan feragat ediyoruz? Hayır, bir önceki kitabım İsteksiz Şerif'ti ve bunu bir önceki başkanı tarif etmek için kullanmıştım ama şimdikine daha fazla uyduğunu görüyorum. Hayır, dünyadaki lider rolde bir ülke gönüllü bir şekilde
tahtından feragat etmedi. Olaylar yüzünden bunu yapmak zorunda kalmıştı sadece. İngiltere'de mesela yeteri kadar kaynak ve kapasite yoktu artık ve o rolü sürdürebilmek için ufak bir ülke haline gelmiş ve bunu yapmak zorunda kalmışlardı. Ama şu an bizim yaptığımız şey gönüllü ve geri çekilerek onun yerine daha iyi bir şey koymadık mesela. Bu yerel durumla çok paralel ilerliyor. Bunu da size söylemek zorundayım. Bizim yerimize hiçbir şey konulmadı ve ABD liderliğini dünya düzeninden çektik, ancak yerine ne iyi bir şey ne de daha iyi bir şey koyabildik. Pekala, bunu yeniden oluşturmak istesek bunun şekli nasıl olur? Çünkü çoğu insan var sizin gibi. Bunlar tamamen sizin fikirleriniz demiyorum, ancak bu fikre katıldığınızı düşünüyorum. Dünya iki etki altına girecek olsa, Çin ve ABD bir etki merkezi haline gelecek olsa, sizce böyle bir şey olur mu? Ne düşünüyorsunuz? Bunun olabileceğini görür müyüz? Hiçbir şekilde bunun olduğunu görmek istemem. Çünkü Çin benim için öyle bir model ki, kendi modern tarihinde yaptıklarını düşünecek olursak çok daha otoriter bir yapıya sahip. Hayır, bunun olmasını istemem. Evet, bu olası mı? Evet, olası. Ama dünyanın ABD liderliğinde olmaması hiç kimsenin liderliği altında olmaması demek ve bu durumda çok daha fazla şiddet olur ve küresel zorluklarla mücadele etmekte ona verilen tepkilerde çok büyük farklar olur. Sadece her şeyi biz yapıyoruz demiyorum, ancak liderliğin yanında sizi takip eden birileri de olması gerekiyor. Biz bu arada birçok ülkeyle çalışıyoruz, Çin'de dahil olmak üzere. İşbirliği yapıyoruz, iklim değişikliği, kamu sağlığı, siber alandaki davranışların düzenlenmesi, terörizm, her şey üzerine birlikte çalışıyoruz. Benim için 21. yüzyılı belirleyecek şeyler bunlar, ancak 20 yıl geçti ve iyi bir şekilde başlangıç yapamadığımızı söylemek istiyorum. Hocam şimdi aslında çok kritik noktalara değinmişler. ABD liderliği kaybediyor mu ki? Diyor ki biz kendimiz verdik. Kimse bizden almadı. Şu an ortamda görünen o ki işte 1600 asker konuşlandırıldı, ulusal muhafız. Ülke genelinde de 100 bin ulusal muhafız bekliyor. Ne olur ne olmaz diye. Öyle bir görüntü var. Gerçi piyasa pek bakmıyor ama sizin değerlendirmenizi gerçekten çok merak ediyorum. Biz ilk defa görüyoruz. Bir de o konuşlandıran askerler daha önce Irak'la konuşlandırılan askerlermiş. Yani biz Amerika'nın içinde ilk defa askerleri görüyoruz. Şimdi ABD'nin liderliği kaybetmesi diyor. Bir sürü anlaşmadan çekildik diyor. Tabii bunlar önümüzdeki süreçte pandemiyle beraber dünyanın acaba resmini, yörüngesini mi değiştiriyor diye ben açıkçası çok merak ediyorum hocam. Aslında çok uzun konuşabiliriz Elia. Keşke çok daha zamanımız olsa. Ben çok sevdiğim bir konu bu ve uzun zamandır da üzerinde de çalışıyorum. Dünyanın ekseni değişiyor, bu doğru. Dünyanın ekseninin değişmesi Amerika'nın gücünün de kaybolması anlamına geliyor. Ama bu konunun onunla çok bağlantısı var mı bilemiyorum. Richard Hess'in söyledikleri tamamen tipik bir Amerikalı görüşü. Yani eğer Amerika dünyanın herhangi bir yerinde olmazsa dünyada felaket doğar. Ben de tersini düşünüyorum. Eğer Amerika dünyanın bir yerinde olmazsa oraya huzur da gelebilir. Çünkü birçok şeyden de beslenen bir ülkeden bahsediyoruz. Örneğin Orta Doğu meselesi Amerika olduğu için bu kadar karışık. Belki Amerika ile beraber diğer ülkeler, işte İngiltere'nin burada oynadığı rol, diğer Fransa'nın burada oynadığı rol, Rusya, bunların hepsi bu bölgenin içerisindeki ülkeler. Şimdi işin bir tarafında bu var ama diğer tarafına baktığımızda bugün Amerika'da yaşananlar aslında bugünün olayları değil. Hatta bu hafta bununla ilgili bir yazı da yazdım. Onu da paylaşacağım Twitter'dan. Bence bu çok daha kökeni gerilere giden, ta kölelik zamanına giden bir baskının ortaya çıkması. O zamanlarda siyahi ırka yönelik olarak yapılan baskılar, işte siyahi ırkın bankalarda teminat olarak kullanılması, onlar üzerine bonoların ortaya çıkartılması, yani siyahi ırk bonolarının ortaya çıkartılması ve beyazların zenginliğinde bir yapı kurulurken siyahların burada tamamen bir mal gibi alınıp satılmalarından ortaya çıkan bir gelişme ta 1960'lı yıllara kadar bir siyasi akım olarak ortaya çıkarken haklarını çok yeni bulmuş olan bir akımdan bahsediyoruz. Bugün hala Amerika'da siyahi ırk eğitimden en az pay alan, gelirden en az pay alan, eğer bir beyaz işe başvuruyorlarsa mutlaka beyazın tercih edildiği, beyazların daha iyi, daha kaliteli işlerde çalıştığı, örneğin gittiğin zaman hastanelere genellikle daha farklı ücretlerin kazanıldığı yerlerde beyazların olduğu, ama örneğin ne derler, PET scan çekmek için ya da işte bilgisayarlı tomografi
gibi insanların daha çok radyasyona maruz kalabilecekleri unsurlarda daha çok siyahların çalıştığı bir yapıyı görüyorsun Amerika'da. Ve bunu kıramıyorlar ve bunu kırmaları için de fırsat eşitliği yok Amerika içerisinde. Dolayısıyla bu sürekli olan bir yapı ve bunun içerisinde de beyazlar her ne kadar hepsi olmasa bile kafaların bir yerinde gene efendi olduklarını, yani hükmeden olduklarını taşıyan bir yapıyı da beraberlerinde getiriyorlar. Dolayısıyla bu ortaya çıkan Amerika'daki özellikle beyaz polisin siyah üzerindeki yaptırımı yeni değil. Daha evvel bunu çok gördük. Birçok yerde dur işaretine uymadığı için sorgusuz sualsiz öldürülen ama masum çıkan siyahlarla karşılaştı Amerika ve bunlar cezalandırılmadı. Bu sefer farklı bir şey var. Bu sefer başkan da ırkçı söylemler içeriyor. Örneğin eğer Amerika'daki bu Minneapolis'te ortaya çıkan olay çok daha barışçı bir dil kullanılsaydı ya da oradaki polis anında tutuklansaydı, serbest bırakılmasaydı, olayın üstüne gidilseydi ve yapı bir anda kurulabilmiş olsaydı Amerika'da olaylar patlak vermezdi. Başkan bundan besleniyor. Çok net. Çünkü özellikle ekonomi son derece kötü ve ekonominin şu an için iyileşme ihtimali en azından seçimlere kadar çok kuvvetli değil. Ve başkanın en güvendiği yer borsalardı. Borsalarda her ne kadar son dönemlerde iyileşme olsa da bu yetmiyor kendisine. Çünkü ciddi bir gelir kaybı var. 40 milyon insan işsiz. Bunlardan bir kısmı işe geri dönecekler ama o bizim 4,5'lar seviyesinde görmüş olduğumuz doğal işsizliği görebilme imkanımız çok kolay değil. Dolayısıyla başkan böyle bir ekonomik ortamda gidecek başkanlık seçimlerine. En büyük şansı karşısında hiçbir rakip olmaması. Joe Biden tamamen herkesin desteğiyle ayakta durabilen bir kişi. Bu bütün pandemi süresince evinin giriş katında saklandı, ortaya bile çıkmadı. Dolayısıyla bir liderlik örneği sergileyemiyor. Ama buna karşılık bütün bu yapı içerisinde gene de başkan kendine olan oyları konsolide etmek için Amerika'yı bölmeye, ikiye bölmeye çalışıyor. Benden olanlar ve benim karşımdakiler diye. Dolayısıyla bundan çok net beslendiğini görüyoruz. İşte en son dini figürleri de kullanmaya başladı. Ve böyle bir şekilde kendine yakın olduğunu düşündüğü ve beyazların tamamen kendi etrafında kenetleneceğini düşündüğü bir yapı içerisinde Amerikan seçimlerine gitmeyi düşünüyor. Son gelen kamuoyu yoklamaları ki bunlar örneğin Washington Post tamamen Başkan Trump karşıtı olan bir gazete. Ben bunların hiçbirini dikkate almıyorum. Hala Trump Amerika içerisinde oldukça güçlü. Amerika'nın işlerine girdiğimiz zaman güçlü. Fakat bugün önemli bir gelişme oldu. Dün bunu da söyleyeyim ve bağlayayım konuyu. Örneğin Cumhuriyetçi aday Steve King ki söylemleri oldukça ırkçı olan bir kişi. Diğer tüm senatörler tarafından da ırkçı olarak suçlanan bir kişi. Dolayısıyla Iowa'daki ilk seçimleri kaybetti. Bu önemli bir şey. Yani Iowa bugün Cumhuriyetçilerin en büyük yerlerinden, en büyük oy potansiyellerinden biri. Burada bir seçim kaybediyor olmak Cumhuriyetçiler açısından önemli bir gösterge olacaktır. Ben bundan sonra bunu dikkate alırlarsa eğer söylemlerin biraz daha barışçı söylemlere dönmeye başlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü eğer bu söylemler devam ederse Amerika'daki bu olay sadece siyahların katıldığı bir olay değil şu anda gördüğümüz kadarıyla. Beyazlar da katılıyor ve işsizlikle beraber tamamen yağmaya ve tahribata da dönmüş durumda. Daha da artabileceğini, zaten pandemi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik sıkıntının bu yağmalamalar nedeniyle de çok büyük sıkıntıya dönüşebileceğini ki burada sigorta şirketlerinin şu anda ne kadar tazminat ödeyeceğini bilemiyoruz. Dolayısıyla bu özellikle borsada sigortacılık şirketlerini çok yakından ilgilendiren bir konu. Onların hisse senetlerinin de düştüğünü gördük son dönemde. Dolayısıyla Amerika bunu mutlaka bir şekilde barışçı söylemlerle çözmek durumunda. Bunu başkandan beklerken tam tersine Bernie Sanders'tan görüyoruz. Bernie Sanders ki seçim propagandasında ki o da gene aynı Iowa'daydı. Bir seçim propagandasında Nazi bayrağı sallandığı için ırkçı olmakla suçlandı ve adam seçimlerde çekilmek zorunda kaldı. Dolayısıyla tam tezatların yaşandığı yerleri görüyoruz Amerika'da. Onun için enteresan. Ben de çok heyecanla ve merakla takip ediyorum Amerika'daki gelişmeleri. Peki hocam son 1-2 dakika. Şimdi piyasalar gördüğüm kadarıyla daha çok ABD Çin arasındaki gerginliği biraz fiyatlıyor. Ama bunun dışında pandemiyle ekonomiden açılmasını fiyatlıyor. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla da aradaki ABD Çin arasındaki bu gerginlik çok gerilmeyecek, biraz sakinleyecek diyenler de var. Katılır mısınız? Son 1-2 dakikam biliyorum ama. Hemen basitçe söyleyeyim. Aslında oradan girecektim Zeliha. Çok iyi ki hatırlattın.
Burada tabii Amerika ile Çin arasındaki olay sadece bir ticaret savaşı değil, bir teknoloji savaşı da aynı zamanda. Ve bu teknoloji maalesef Çin'in de kötü olayı kullanmasıyla beraber daha farklı boyutlara geldi ve bir ticaret savaşına dönüştü. Şu anda da siyasi olaylara dönüşmeye başlamış durumda. Bu tansiyon gidecektir, daha devam edecektir. Çünkü Çin de bunu Trump'a karşı kullanıyor ama Çin Trump için iyi bir aday. Onu da bir şekilde ben içten içe her ne kadar kendi kamuoylarına böyle bir intiba verseler de içten içe desteklediklerini düşünüyorum. Çünkü bu şekilde her iki ülkeye de yarayan bir en azından siyasi anlamda yarayan bir süreçte gidiyorlar. Diğer taraftan baktığımızda Amerikan borsaları açısından onlar iyi olan her en küçük haberi mutlaka ki fiyatlayacaklardır. Dün de bunu Dow Jones'ta gördük. Özellikle pandeminin bitmesine yönelik olarak çok ciddi şekilde fiyatlamalar var. Havayolu şirketleri, Boeing gibi şirketler, bunların hepsinin dün fiyatları oldukça yükseldi. Dolayısıyla onlar başka bir havadan çalıyorlar. O havada pandeminin bitmesi ve ekonominin tekrardan normale dönmesi. Normal şartlar altında borsaların Amerika'da bu kadar büyük olay olurken 40 eyalette sokağa çıkma yasağı var ve olağanüstü hali ilan edilmişken tam tersine düşmesi beklenirdi. Ama şu anki geldiğimiz nokta tamamen iyinin fiyatlandığı bir nokta. Burak Hocam çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta herhalde bu noktada biraz daha net bir görüntü çıkar Amerika'da. Önümüzdeki hafta sizinle de bu noktayı biraz daha açarız aslında. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Evet, bu arada resmi gazetede bir haber var. Onu da aktarıp ondan sonra bir araya gideceğim. Serbest döviz fonları için tevkifat oranı yani stopaj %15 oldu. Bu resmi gazetede yayınlandı. Bu bilgiyi vererek araya gidelim. NorCM, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Evet, Amerika Birleşik Devletleri piyasaları, borsaları, vadelere bir bakalım. Bugün bize nasıl bir resim, bir fotoğraf çekiyor? %0.5'lik bir primi var. Dow Jones vadeli de 25.828 seviyesinden işlemlerine devam ediyor bu sabah bu saat itibariyle. Nasdaq'ta %0.26'lık bir prim var. 9673 seviyesinden işlemlerini sürdürmekte. S&P vadeli de %0.38 bir artış var. 3088 seviyesinde. Şunu hatırlatalım. Cuma günü işsizlik raporu gelecek. Yani işsizlik oranı gelecek. Beklenti aslında %20'lere yakın, %17 ila %19 arasında. Bugüne döndüğümüzde önemli veriler var. Amerika Birleşik Devletleri'nden Mayıs ayına ait ADP açıklanacak. Yine Mayıs ayına ait veri olarak hizmet bileşik PMI'lar gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden Nisan ayına ait fabrika siparişleri verisini bekliyoruz. En zor aylardan biriydi aslında Mart-Nisan ayı. Mayıs biraz daha sakinlemişti gibi. Yine ÖSYM imalat dışını bekliyoruz. Bugün gelecek saat 17'de bu açıklamalar, bu veriler. Ve ABD'de Nisan ayına ait dayanıklı mal siparişleri verisi var. Hem fabrika hem dayanıklı mal siparişleri Nisan ayına ait veri. Dolayısıyla Nisan'daki gelişmeleri de görmek adına oldukça önemli bir veri olarak karşımızda. NorCM, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Hemen Asya'ya bir gidelim ve Orta Doğu ve Asya'daki son gelişmeleri almak adına Ersoy, iyi sabahlar diliyorum. Günaydın. Şimdi OPEC diyorduk, açıklama geldi nihayetinde. Bir aslında ondan birkaç detay alalım. Yine Asya borsaları Avrupa'ya ve Amerika'ya dünkü kapanışları takip ediyor gibi görünüyor. Orada nasıl bir haber akışı var? Ne destekliyor aslında Asya piyasalarını? Zeliha, günaydın. Evet, iyimser bir piyasa var. Dün de öyleydi. Piyasalar bu aralar hiç kötü haberleri takmıyorlar, öyle söyleyeyim. Yine yemyeşil ekranlar var. Özellikle Güney Kore artıda başı çekiyor ama tabii Amerika çok etkiliyor. Amerika yine artı kapattı. Vadeler artıda. Bugün Çin-Amerika konusuyla ilgili hiçbir haber görmedim. Evet, Amerika'daki olaylar devam ediyor ama ekonomilerin açılmaları piyasalara moral vermeye devam ediyor. Güney Kore özelinde yeni bir teşvik paketi var. Bu etkili oldu. %2'nin de üzerinde artıda. Ama diğer borsalarda yine artı %1'ler, %1,5'lar artılar var. Yuan da 7,11'lere geldi.
Yani o tarafta da risk iştahı yüksek. Bu arada PMI verileri de geldi. Çin'de dün gelmişti. Bugün de Kayışın PMI verileri geldi. Hizmet PMI'ye 55 geldi. Bileşik PMI'da 54,5. Bunlar beklenenden iyi rakamlar. Dolar diğer para birimlerine karşı değer kaybettiğini görüyorum. Ama dediğim gibi dünya genelinde borsalarda iyimser bir hava var. Kötü haberler şu anda fiyatlanmıyor. Petrol tarafında da iyimserlik devam ediyor. Brent petrol 40 doların üzerine 3 aydan beri ilk defa gördü. Amerikan turu petrol 37 dolarda dedi. Brent de 40 doların hafif üzerinde seyrediyor. OPEC toplantısı senin de söylediğin gibi 4 Haziran'a belki alınabilir diyordu. Normal vaktinde olacak 9-10 Haziran'da. Ama iyimserliğin bir sebebi tabii ki ekonomik açılmalar önemli ama bu üretim kesintisinde kesin değil hala bu ama bir ay üzerinde anlaştılar deniyor. Rusya bir aya tamam demiş ama Suudi Arabistan 1 ile 3 ay arasında 9.7 milyon varil kesintinin devam etmesini istiyordu. 7.7 milyon varil düşecekti. Bunu da 9-10 Haziran'da göreceğiz. Bu arada her hafta Amerika'da stok verileri açıklanıyor. April'in rakamlarında da düşüş vardı 483 bin varillik. Bu da fiyatları biraz destekledi. İlginç bir haber dikkatimi çekti. Doğal gaz fiyatları çok yakından takip etmiyoruz ya da ben etmiyorum. Ama onunla ilgili uyarılar vardı. Negatif fiyatları doğal gazda da görebiliriz ve OPEC gibi orada düzenleyici bir kurul yok diyordu. Son olarak da hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Suudi Arabistan'daki PMI verileri geçen aya göre daha iyi geldi. 46.7 ve 48.1. Evet, genel olarak hem borsalarda hem de petrol fiyatlarında iyimser bir hava var diyebilirim. Sözü sana veriyor. Ersoy, teşekkür ediyorum sana. Bu arada Avustralya'da da ekonomik büyüme geldi. 2009'dan beri en zayıf büyümeyi kaydetti. Çeyreklik bazda bir daralma var. %0,3'lük ama yıllık bazda büyümeye devam ediyor. %1,4 bugün gelen veri bu. Bu arada Bloomberg.com'da öne çıkan iki haberimiz var. Hemen detaylarını size aktarayım. Washington bölgesine yaklaşık 1600 asker konuşlandırıldı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 82. Hava İndirme Tümeni'nin bulunduğu Fort Bragg ve 10. Dağcı Tümeni'nin bulunduğu Fort Drum kışlalarından yaklaşık 1600 askeri tedbir amaçlı Washington bölgesinde konuşlandırdığını duyurdu. Pentagon sözcüsü Hoffman konuyla ilgili açıklama yaptı. Savunma Bakanı Mark Esper'in 82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı Acil Müdahale Tugayı'nın 504. Görev Gücü Taburunu başkent bölgesine konuşlandırma talimatı verdiğini söyledi. Hoffman, Kuzey Saha Komutanlığı'nın ise yine Fort Bragg ve 16. Askeri Polis Tugayı'nı ve Fort Drum'daki 91. Askeri Polis Taburunu Washington bölgesine sevk ettiğini bildirdi. Şöyle ifadeleri var. Muhafaz askeri unsurlar ulusal başkent bölgesine konuşlandırıldılar ancak Washington DC içinde değiller diyor. Teyakkuz halindeler ama 10. madde ordu kanunu altında görevliler. Sivil otoritelerin operasyonlarına da katılmıyorlar açıklamasını görüyoruz. Fort Bragg ve Fort Drum'da sevk edilen askerlerin sayısı yaklaşık 1600 kişi diyor. 82. Hava İndirme Tümeni Acil Müdahale Tugayı daha önce Amerika'nın İran ve Irak'ta yaşadığı gerilimler üzerine Irak'a sevk edilmişti. Detayını da görüyoruz. Haberin daha da detayı Bloomberg.com'da. Diğer bir başlığımız, daha doğrusu diğer göze çarpan bir başka haberimiz. Önemli. EPDK'dan dağıtıcılara 15 kuruşluk marj aşımı uyarısı geldi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde. Ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz dedi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyat marjları olması gereken çok üzerinde. Daha önce 3 kere uyguladığımız gibi gereken adımı atmakta çekinmeyiz. Ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz açıklamasını yaptı. Önemli bir haber bu. EPDK Tarifeler Daire Başkanlığı'nın dağıtıcı şirketlere akaryakıt fiyatları konusunda yolladığı tebliğde kurumun piyasadaki fiyatları dikkatli bir şekilde takip ettiği hatırlatıldı. Kanunun kuruma verdiği yetkiye dayanarak daha önce de 3 kez 2 aylık sürelerde tavan fiyat uygulaması yapıldığının da altını çizmiş oldu. Bu haberin detayını Bloomberg.com'da bulabilirsiniz.
Bir bakalım gazetede, gazetenin haberlerinde, ekonomi haberlerinde hangi başlıklar var? Öncelikle habertürk.com'la başlıyoruz. Bakan Albayrak, kamu katılım finans kuruluşlarının yeni finansman paketlerini değerlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı, kamu katılım finans kuruluşlarının 4 yeni finansman paketinin millete hayırlı olmasını diledi. Bakan Albayrak, hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz ifadesini kullandı. Biliyorsunuz 4 yeni finansman paketi konut, taşıt, sosyal yaşam ve turizm olarak karşımızda. 3 kamu bankasının katıldığı bir destek paketi, 2 katılım bankası da geldi. AB fonları Türkiye'yi kapsayacak. Nedir bunun detayı, bakalım. Avrupa Birliği Komisyonu genişlemeden sorumlu üyesi Varhe Helye, Avrupa Birliği'nin aday ülkeler için yürüttüğü katılım öncesi yardım aracının 2021-2027 yıllarını kapsayan 3. dönemine Türkiye'nin de dahil olduğunu söyledi. Önemli bir haber. Bunun detaylarını da gün içerisinde değerlendiririz. Diğer manşetimizle devam edelim. Ve özel bankaların sektördeki hakimiyeti kamuya geçti haberini görüyoruz Dünya Gazetesi'nde. Kamu bankalarının kredi pastasındaki payı %48'e ulaştı. Yıllıklandırılmış 13 haftalık ortalama artış hızı ise %130'a ulaştı diyor haberde. Şebnem Turan'ın haberinin detayına baktığımda ekonominin canlandırılmasına yönelik olarak bir ardına düşük faizli paketler açıklanması ve kredi garanti fonu kaynaklarından yeni kredi olanakları yaratılmasıyla kamu bankalarının sektördeki ağırlığı hızlı artıyor. Özel bankaların kredi ve mevduattaki hakimiyeti de kamu bankalarına geçti demiş haberin detayı da gazetede. Ve devam edelim Hürriyet gazetesiyle. Hürriyet gazetesi Süper Kredi'de seçenek çok haberi var ki az önce bahsettiğim kredi bu. Sosyal hayatı destek, tatil destek, taşıt kredisi ve konut kredisi paketlerinin ayrıntıları netleşti. Kamu bankalarının internet sitesinde yer alan açıklamalara göre müşteriler tercihlerine göre ödemesiz dönemleri daha kısa tutabilecek. Ödemesiz dönemler kısa tutulursa taksit tutarları ve toplam geri ödeme daha düşük olacak. Konut kredisinde her müşteri ise bir kez yararlanacak diyor. Sosyal destek ve konutta var, taşıtta var ve tatil destek. Şimdi 180 ay vadeli 300 bin TL'lik 6 ay ve 12 ay ödemesiz dönem karşılaştırması da yapmış Hürriyet gazetesi detayında. 6 ay ödemesiz olursa diyor 300 bin liralık bir konut kredisi 180 ay vadeli çekilmek istendiğinde konut eğer sıfırsa 6 ay ödemesiz kredide aylık taksit 2930 lira olacak diyor. Rakamları çıkarmış Hürriyet gazetesi, önemli. Detayı Hürriyet gazetesinden okuyabilirsiniz. Devam edelim hızlı bir şekilde. Şimdi al 2 yıl sonra öde. Evet, bu da aynı habere vermiş bu arada Sabah. Kamu bankalarının konutta önceki gün duyurduğu destek paketin ardından Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hayallerinden vazgeçme Türkiye isimli kampanyayla sahaya indi. Emlak Konut 26 projesinde peşinatı %5'e çekti. Ödemeyi 24 ay erteliyor. Ayrıca %10 indirim yapacak. 26 projeli kampanya, 10 bin konutun satılması bekleniyor ve 400 bin TL'lik daire için 2 yılda 18 bin TL diye Arabi manşetinde görüyoruz. Tarihin en ucuz konut kredisi hamlesi olarak gazetede yer bulmuş bu haber. Ve son haberimiz Milliyet gazetesinde. Korona günlerinde Türkiye'ye güven. Koronavirüs en yoğun günlerinde bile Türkiye'ye 6.9 milyar dolar uluslararası finansman sağlandı. Ekonomi yönetimi kötü niyetli söylemlerin boşa çıktığını vurguladı. Türkiye dünyada salgının en yoğun döneminde bile büyük miktarda uluslararası kaynak sağlamaya başardı diyor gazete. Sendikasyon yenileme çok başarılı geçti ara başlığı var. İlk sendikasyon kredisi yenilemesini yapan Akbank geçen yıl kullandığı 700 milyon dolarlık kredisini bu yıl %86 yeniledi ve 1 ila 8 Nisan döneminde 605 milyon dolar sendikasyon temin etti demiş gazete. Geçen yıl sendikasyon tutarı 1.4 milyar dolar olan Ziraat Bankası ise 9 Nisan'da 1 milyar 64 milyon dolarla sendikasyon kredisini %75 yenilemiş oldu. Yine Vakıf Bank'a yer vermiş. Bu yıl 29 Nisan'da temin ettiği 950 milyon dolarla geçen yılki 1 milyar 85 milyon dolarlık sendikasyonun %88'ini
yeniledi diyor. Bir de QNB Finans Bank var. O da geçen yıl sendikasyon tutarı 200 milyon dolar. 14 Mayıs'ta 255 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı ve %128'lik yenileme oranını kaydetti. Yine Türk Exim Bank, Garanti, BBVA ve Yapı Kredi'de de aynı şekilde. Şöyle demiş, hemen hızlıca aktarayım. Yapı Kredi 15-27 Mayıs'ta temin ettiği 870 milyon dolarla geçen yılki 1 milyar 30 milyon dolarlık sendikasyon kredisinin %84'ünü yenilemiş. Geçen yıl 407 milyon dolar olan sendikasyon kredisi kullanan Türk Exim Bank ise 14-29 Mayıs'ta 723 milyon dolarla %178'lik yenileme oranıyla bu alandaki rekorunu elde etti demiş Türk Exim Bank için. Son olarak Garanti Bankası da, Garanti BBVA da 20 Mayıs'ta, yani bundan 12 gün önce sağladığı 594 milyon dolarla geçen yılki 755 milyon dolarlık sendikasyon kredisini %79 yeniledi. İş Bankası ise 950 milyon dolar olan sendikasyon kredisini 21 Mayıs'ta 792 milyon dolarla %83 tazeledi. Evet, ilk söz burada sona eriyor. Bir daha birazdan sabah raporuyla Açılış Sezen karşınızda olacak. Saat 9'da da yatırım bülteninde tekrar karşınızdayım. Şimdilik hoşçakalın.